akciğer kanseri nedir diye başlayabiliriz. Akciğer kanseri, akciğer dokusunu bilmek gerekiyor. Evet. Bir akciğeri dışarıdan havayı alıp veren bir solunum yollarından bahsetmemiz gerekiyor. Bir de içeride onun kanla değişimini sağlayan akciğerin kendi parenkim dokusu var. Akciğer kanseri de bu iki yapı içerisinde ya parenkim dokusundan veya bronşlardan kaynaklanan anormal tümöral gelişmelere, kontrolsüz gelişmelere de akciğer kanseri diyoruz. Evet. Bu şekilde. Peki hocam, akciğer kanseri genetiği hakkında da izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? Şimdi akciğer kanseri genetiği derken bu artık genetik sürekli konuşulmaya evet. başlandı. Bir kanserin kendi genetiği var. Yani anormal olarak gelişmiş olan tümör dokusunun vücuttan farklılaşan genetik yapısı var. Bir de kişinin kendi genetik yapısı var. Yani doğuştan itibaren kaderine yazılmış olan ve ölümüne kadar değişmeyecek bir kalıtsal genetik yapısı var. Şimdi akciğer kanserinin eğer ailesellik anlamda evet. genetik yapısını söylüyorsak, meme kanseri, yumurtalık, bağırsak, prostat, pankreas gibi, kolon gibi pek çok kanserlere göre ailesellik oranı bilinenden daha az. Ama genelde ailelerde özellikle sigara içimi gibi evet. veya ortak çevreyi paylaşma çok olduğu için örnek asbest maruziyeti gibi, çeşitli kimyasallara maruziyet gibi bunlar aynı çevrede aynı yaşayan insanlar paylaştığı için sanki genetik yapıdan geçiyormuş gibi bir yalancı kalıtsallık gösterebiliyor. Ama biz biliyoruz ki artık tıp dünyası olarak veya onkoloji camiasında neredeyse genetik olmayan bir kanser yok gibi. Ama dediğim gibi birisinin mesela 100 kanser hastasında meme kanserinde %20'si ailesel olabiliyorsa akciğerde bu %1-3 gibi örnek oranlar verebiliyoruz. Diğer taraftan tümörün genetik yapısına geldiğimizde ise tabii ki tümörün genetik yapısında mutlaka normal hücreleri anormal hale getiren değişiklikler oluyor. Tüm kanserler genetik yapının bozulması sonucu oluşuyor. Akciğer kanserinde de böyle önemli değişiklikler oluyor. Özellikle de bu önemli değişiklikler tespit edilip onlara yönelik onları normalize edici veya onların aktivitelerini engelleyici ilaçlar geliştirildiğinde de akıllı ilaçlar veya bağışık yanıtı arttırıcı ilaçlar bulunmasına neden olabiliyor. Bu açılardan da akciğer genetiği, akciğer kanserinin genetiği önemli hale geliyor. Yani bir aileden gelen genlerimiz evet. var, bir de tümör genlerimiz var. Tümör genlerimizdeki anormallikler kesinlikle akciğer kanserine neden oluyor. Ailesel genlerin katkısı ise daha soru işareti diyebiliriz. Özetle. Şöyle de söyleyebilir miyiz hocam? Ailesinde herhangi bir kanser riski olan kişilerin kendilerini rahatsız hissettikleri zaman hekimlere başvurmaları gerekiyor. Tabii şimdi mutlaka eğer yani hekime başvurmak için evet. Genellikle illa bir ailede bir kanser olması gerekmiyor. Yani akciğer kanserinin hemen çoğunda etken sigara olduğu için bu hastalarımızın evet. çoğu ya KOAH'lı oluyor yani kronik bronşit işte amfisemli oluyor. Nefes darlığı, öksürük şikayeti ola gelen hastalar oluyor ve bunların çoğu sigaraya bağlıyor. Yani sigara evet. içtiğim için öksürüyorum, bronşitime bağlı öksürüyorum dediği için genelde doktora gitmeyi çok geciktiriyor. Gençlerde, sigara içmeyenlerde, kronik bronşite amfizem vesairesi olmayan hastalar daha alert oluyor, daha hızlı doktora gidiyorlar. Evet. Onun için de özellikle sigara içen, özellikle ileri yaştaki olan, sağlıklı olarak bilinen herkese buradan sesleniyoruz. Yani bizim uzamış bir öksürüğümüz varsa, nefes darlığımız varsa, balgam çıkartıyorsak, balgamda kan geliyorsa mutlaka öncelikli olarak onkologlara değil, göğüs hastalıkları uzmanlarına evet. gitmesi gerekiyor. Göğüs hastalıkları uzmanları veya dahiliye uzmanları değerlendiriyorlar. Ondan sonra da tabii bu her öksürük kanser olduğu anlamına gelmiyor kişinin. Gerekirse yani öyle bir şüphe olursa da ileri tetkikini yaptırıyor.
aksatmamak gerekiyor. Evet. Evet. Tabii hocam, pandemi sürecinde de yaşadık işte. Evet. Şimdi o kadar sayısız hasta geliyor ki hemen pek çok yeni tanık olan hasta. Hocam işte ben çok düzenli olarak akciğerimde leke vardı. Yıllardır kontrole giderdim. Bugün ve dün bile böyle iki hasta gördüm. Son 1-2 yıldır pandemiden korktuğumuz için evden çıkamadık. Bu nedenle de hastalık işte iyi gibi gözüken nodül büyümüş, kanserleşmiş, biraz gecikmişiz gibi sıklıkla duyuyoruz bu pandemi nedeniyle. Tabii insanları da ayıplayamıyorsun çünkü hakikaten zor bir durumdayız. Yani gitme desen ayrı, git desen ayrı ve bu nedenle de biz diyoruz ki bu pandemi süreci bitmiyor. Bir şekilde dalga dalga devam edip gidiyor. Evet. Gerekli tedbirleri alarak, şikayetleri ötelemeden veya takipleri ötelemeden zamanında yaptırmaya çalışmak lazım.